Evet, eskiden Bayrampaşa dediğinizde aklınıza cezaevi gelirdi. Bayrampaşa cezaevi, meşhur bir cezaeviydi. İşte o eski cezaevinin alanında kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Yeni projenin 1,5 ay içinde başlaması bekleniyor. İstanbul Bayrampaşa'da eski cezaevini de kapsayan dev bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Projede üret, aktar, boşalt yöntemi kullanılacak. Yani yeni binalara riskli binalarda oturanlar yerleştirilecek. 148 bin metrekarelik şöyle bir alandan bahsediyoruz. Şu görmüş olduğunuz alan. Şurası taşınacak olan alan. Burada bulunan 1, 2, 3, 4. 4 tane adayı biz buradan alıyoruz ve buraya getiriyoruz. Yeni yapılacak olan buraya konutları yerleştiriyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz inşaat yıkıntıları eski Bayrampaşa cezaevinden arda kalanlar ve burada da 2200 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirecek. Bu projenin maliyeti ise 1,4 trilyon olacak. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, evleri yıkılacak olan konut sahiplerinin ise mağdur edilmeyeceğini belirtti. Şu boşaltılmış olan 4 tane adadaki araziyi, bütün binaları, bunlar yapılıp anahtar teslim edildikten sonra burası boşalacak. O zamana kadar bu insanlar burada oturacaklar. Çıkmayacaklar evlerinden. Herhangi bir mağduriyet söz konusu yok, değil. Hiçbir mağduriyet söz konusu değil. Yani başka bir yere taşıtalım, orada kiralarını ödeyelim. Böyle bir şey yok. Kendi dairelerinde, kendi binalarında bu binalar bitinceye kadar bu insanlar oturacaklar. Mağduriyetlerine asla biz meydan vermeyeceğiz. Peki hastane, okul, konut, alışveriş merkezi ve metro hattının da bulunacağı bu dev projeden konut almak mümkün mü? Burası tamamen kentsel dönüşüme ait olan bir alan. Çünkü bazı insanlar şu andaki evleri 150 bin liraya sahip olan bir konut sahibi kişi. Buradaki dairesi onun nereden bakarsanız 600-650 bin lira civarında olacaktır. O arasındaki rakam da o kişiye ait olacaktır. Belki bazı kişiler daireyi aldıktan sonra da ikinci, üçüncü şahıslara satarlarsa ancak oradan alabilir. 2200 konutun yer alacağı kentsel dönüşüm projesinde ilk temelin yaklaşık 1,5 ay içinde atılması bekleniyor. Evet, maskeli iki kişi Bursa'nın İnegöl'ü.